Merhaba arkadaşlar. Birinci pekiştirme testinin çözümleriyle devam ediyoruz. Ebonit çubuk yün kubaşı sürtünen cisimler hangi yükle yüklenir? Şimdi arkadaşlar ebonit yünde bunlardan dikkatçi veya cam ve ipek çubukta dikkat çekeceğiniz E harfi. İçinde E harfi olan eksi yüklenir. Elektronun aklınıza gelsin. Bu art yüklenir. Ve sürtünme sonucunda birinin yüküyle diğerinin yükü ne olmak zorunda? Mutlaka birbirine eşit olmak zorunda. Yani burada yükler eşit ama ebonit eksi olacağı için bunu eleyebilirsin. Ebonit eksi yün artı olacak ve yük miktarı eşit olacak. İkisi de eksi olmaz. Biri eksi biri artı olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Sürtünen nötr iki yalıtkan cisimden biri artı 5 kü yüke sahipse sürtünme sonucunda ne olmak zorundaydı? Mutlaka zıt ve yük miktarları eşit. O zaman biri artı 5 ise diğeri ne olacaktır? Eksi 5 olacaktır. Yani cevabımız Bursa'dır. Cam çubuk ipek kumaşa sürtülüyor. E harfini ara. Kim ipekte var? O zaman ipek ne yüklenecektir? Eksi yüklenecektir. Cam artı yüklenecektir. Ve ipeğin yük miktarı da camın yük miktarı eşit olacak. İpek kumaş eksi Q yüklenir. Evet doğru. İpek kumaş da pozitif yüklüdür. Hayır, ipek kumaş negatif yüklenir arkadaşlar. Ne eksi yüklenir? Cam pozitif yüklenecek. İpek kumaşın yük miktarı cam çubuğun yük miktarından fazla olamaz. Sürtünme sonucunda mutlaka ikisi de eşit miktarda yüklenmek zorunda. Cevabımız Adana'dır. Yalıtkan nötr KL cisimleri birbirine sürtüp ayrılıyor. K ile L sürtülüyor ve ayrılıyor. Yani bunlar zıt yük ve eşit miktarda yüklenecek. K cismi M cismine yaklaştığında M cismini çekiyor. K ile de M birbirini çektiğini söylüyor. L cismi M'ye yaklaştığında M'yi itiyor. L ile M ise birbirini itiyor. O zaman birbirini ittiğine göre bir kere L ile M aynı cins olmak zorunda. Yani eksi eksi olabilir, artı artı olabilir. Artı nötr olamaz çünkü artı nötr olsaydı birbirini çekerdi. O zaman 3'ü ele. K ile L birbirine sürtüldüğü için de zıt yükselecek. Yani L eksi ise K artı. Bu artı ise bu eksi olacak. Yani hangisi gibi olabilir? 1 ve 2 gibi olabilir. Cevabımız Denizli'dir. Ebonit çubuk yün kumaşa sürtülüyor. E harfini gördün. O zaman ebonit eksi yün artı yüklenecek. Cisimler zıt yükle yüklenir. Evet doğrudur. Çubuğun yükü kumaşın yükünden fazla olamaz. Sürtünme sonucunda zıt ve eşit olmak zorundalardı. Cisimlerin yük büyüklükleri birbirine nedir? Eşittir ve zıt işaretlidir. Yani cevabımız Denizli'dir. Saçımıza sürttüğümüz ebonit çubuk, yani ebonit bildiğimiz plastik çubuk, musluktan akan suya yaklaşınca suyun akış doğrultusu değişiyor. Buna göre ebonit çubuk sürtünmeyle elektriklenmiştir. Evet, ebonit çubuk ne yüklenmiştir? Eksi yüklenmiştir ve nötr olan o suyu ne yapıyordur? Kendine doğru çekiyordur. Yani su bu şekilde akarken sen o çubuğu yaklaştırdığın zaman o suyun ne olur? Çubuğa doğru çekildiğini görürsün. Ebonit çubuk elektriklendiği için su moleküllerini etkilemiştir. Evet, su moleküllerini çekerek kendine doğru çekmiştir. Ebonit çubuk saça sürtülmeden de suya yaklaştırsaydı suyun akış yönü değişir miydi? Hayır. Sürtmeseydik yüklenmezdi. Elektrik yüklü olmadığı için suyu o zaman çekmeyecekti. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Buna göre demiş ki kağıt parçalarının düşmesi aşağıdakilerin hangisini en iyi açıklanır? Yüklü iletken bir çubuk cisim kağıt parçalarına yaklaştığında kağıt parçaları önce çekmekte sonra bırakmaktadır. Şimdi şöyle düşünün. Mesela sen ne yaptın? İşte eboniti yani plastiği saçına sürttün. Ne yaptın? Eksi yükledin. Sonra ne yaptık? Kağıtlara yaklaştırdık. Kağıt parçalarına yaklaştırdığım için kağıt parçalar neydi? Nötrdü. Nötr olduğu için ne yaptı? Bunu çekti. Çekince ne yaptı? Buna yaklaştı. Yaklaşınca dokundu. Dokununca dokunan yerler ne yaptı? Eksi yüklendi. Şimdi bu eksi olduğu için, kağıt da eksi olduğu için bu sefer itti ve kağıt tekrar ne yaptı? Aşağı doğru düştü. Kağıt başlangıç yüklü olması hayır. Kağıdın ağırlığının küçük olması hayır. Kağıdın yükünün bitmesi hayır. Kağıdın cisimle aynı cins yüklenmesi. Evet ne yaptı? Kağıdı önce çekti. Dokunduğu zaman aynı cins yüklendi. Aynı cins yüklendiği için bu sefer itti ve tekrar ne yaptı? Kağıt parçaları düştü. Elektrikli yüklü türdeş X-Y küreler birbirine dokunduğunda küreler nötr olmakta. Şimdi arkadaşlar dokunma sonucunda ne yapıyor? Toplam yükü yarıçaplarına göre paylaşıyorlar. Dokunmadan sonra nötr oluyorsa demek ki X ve Y dokunmadan önce neydi? Ya X de nötr nötrdü ama elektrik yüklü olduğu belirtiliyor orada. O zaman demek ki elektrik yüklü ise demek ki biri artıysa diğeri eksi ve bundaki yük miktarıyla bundaki yük miktarı birbirine eşit ki toplam yükler nötr nötr olacak. O zaman küreler başlangıçta zıt yüklüdür ve başlangıçta x'in yükü y'nin yüküne eşit büyüklüktedir. Yani cevabımız kesinlikle doğru olan nedir? 1 ve 3'tür. Ha, yarı çapı bilemem. Sonuçta zaten nötrlendiği için toplam yük 0 olduğu için yarı çaplar ne olursa olsun ne olur? Eşit de olsa farklı da olsa nötr oldukları için son durumda ikisi de nötr nötr kalacak. KLM kürelerin yarı çapları 3R, 2R, R'dir. L küresi önce K'ya. Sonra da L'yi M'ye dokunduruyoruz. Buna göre son durum cisimler 3'ü de son durumda nötrdür. Şimdi arkadaşlar şöyle düşün. Başlangıçta bunlar yüklü müydü? Yüklüydü.
Şimdi son durumda nötr olması için ne oldu? K'nın bir kere nötr olması için K önce L'ye dokundu. Başka kimseye dokunmadı. O zaman K nötr kalacağına göre, son durumda hani üçü de nötr olacağına göre. O zaman ne olur? K L'ye dokunduktan sonra nötr kalacaktır. O zaman nötr kaldığına göre L de nötr kalmak zorunda. Zaten dokunan iki cisimden biri nötrse diğerinde de nötrdür. Çünkü yük kalmamıştır paylaşacakları. O zaman L nötrken gidip M'ye dokunduğu zaman, M'de yük vardı. O zaman üçünün nötr olma şansı nedir arkadaşlar? Yoktur. M'nin yük büyüklüğü L'nin yükünden fazla olur. Son durumda arkadaşlar kimle kim dokundu? L ile M dokundu. O zaman L ile M ortada ne kadar yük varsa bunu kendi aralarında paylaştılar. Ha, neye göre paylaştılar? Yarı çapa göre paylaştılar. Yani M'ye ne kadar yük kalırsa L'ye onun iki katı kalacaktır. Dolayısıyla M'nin yük büyüklüğü L'nin yük büyüklüğünden fazla olamaz. Çünkü en son L ile M paylaşıyor ve yarı çapa göre paylaştığı için M'de daha fazla yükün olma ihtimali yoktur. Son durumda L nötrse, en son L ile M dokunduğuna göre arkadaşlar L nötr kalıyorsa M de nötr kalmak zorundadır. M de nötrdür. Evet, bu olabilir. Cevabımız yalnız 3, Ceyhan'dır. X, Y, Z elektrikle yüklü türdeş cisim, iletken cisimlerdir. X cismi önce Y'ye, yani X ile Y'yi önce birbirine bir dokunduruyoruz. Sonra Z'ye dokunuyor. Kim? X. Sonra da ne yapıyoruz? X'i götürüyoruz, Z'ye dokunduruyoruz. Z'ye dokunuyor. X cismi nötr kalıyor. Arkadaşlar X nötr kaldığına göre ne olacaktır? Son durumda X nötrse Z de nötr kalmak zorundadır. Buna göre başlangıçta X, Y, Z'nin yüküyle ilgili olarak demiş. X ve Y artı yüklü. Olabilir mi? Olabilir. Bu artıdır, bu artıdır. Dokunma sonucunda işte toplam yük ne kadarsa onu paylaşmışlardır yarıçaplara göre. X artı kalmıştır. Nötr, yani artı yüklüdür. Z de eksidir ve dokununca X'de nötr nötr olabilir mi? Olabilir. X pozitif, Y negatiftir. X pozitif, Y negatif olabilir mi? Olabilir. Sonuçta kimin yükü olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Birbirine dokunduğu zaman ne olacaktır? X'in yükü fazlaysa artı artı kal. X ile Y artı artı pozitif kalacaktır. Y'nin yükü fazlaysa eksi eksi kalacaktır. Dolayısıyla mesela ne kalırsa kalsın. Mesela X eksi mi kaldı? Artı mı kaldı? Z de bunun tam zıttıysa en son X ile Z nötr olabilir. Başlangıçta X ve Z eksi yüklü olsun demiş. Tamam, Z eksi yüklüydü. Y'nin yük hakkında bilgi vermiş mi? Vermemiş. Mesela Y'miz de ne kabul edelim arkadaşlar? Artı kabul edelim. Çünkü olabilir dediği için olma ihtimalini çıkarmaya çalışıyoruz. Ve Y'nin yükü ne olsun? X'den fazla olsun. O zaman X ile Y dokunduğu zaman Y'nin yükü fazla olduğu için X pozitif yüklü olabilir. Sonra Z de negatifse bu pozitif, bu negatif yükler de eşitse son durumda X'de yine nötr nötr kalma şansı var mıdır? Vardır. Yani üçü de olabilir. Elektrik yüklü X, Y, Z kürelerinden yine X'imiz var, Y'miz var, Z'miz var ve bunlar yüklü. X küresi önce Y'ye, önce X ile Y dokunuyor arkadaşlar birbirine. Daha sonra da Z'ye. Kim? Sonra da gidiyor X, en son Z'ye dokunuyor. Bu son durumda kürenin elektrik yükleri ile ilgili hangileri doğru olabilir? Üçü de elektrik yükleri aynı cins olabilir mi? Olabilir. Başlangıçta ne yüklü olduğunu biliyor muyum? Hayır. Mesela başlangıçta üçü de pozitif olsun. Dokunsun. Sadece yarı çaplarına göre yükü artabilir, azalabilir. Ama sonuçta yine pozitif pozitif olup sonra üçü de yine aynı cins yüklü olabilir mi? Olabilir. Son durumda üçü de aynı cins olabilir. Son durumda Y yüklü, X ve Z yüksüz. Arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz nokta ne? En son birbirine dokunan kim? X ile Z arkadaşlar. O zaman X ile Z'den Z yüksüz kalıyor, nötr kalıyorsa en son X'e dokunduğu için bu nötr kaldığı anda o zaman toplaşıp paylaşacak yük yoktur. O zaman X'in de ne yapması lazım? Nötr olması lazım. Yani en son X ile Z dokunduğu için X ile Z ne olacak? Aynı olacak. Y yüklü, X ve Z yüksüz olabilir. X ve Z son durumda yüksüz kalmıştır. Ama Y de ilk başta dokununca bir yükü vardır. Mesela bu eksi yüklü olsun, bu X artı olsun. Dokununca X artı, Y artı, Z hala eksi. Sonra X ile Z dokundu, X ile Z nötr olabilir mi? Olabilir. Ama son durumda X ile Z dokunduğu için Z'nin yüksüz kalıp X'in ise yüklü kalma şansı arkadaşlar nedir? Yoktur. Sonuçta en son X ile Z dokunduğu zaman ya X ile yüksüz kalmak zorunda ya da X ile yüklü nötr, yani X ile yüklü olmak zorunda. Dolayısıyla üçüncü ifadenin olma şansı yok. Çünkü en son X ile Z dokunduğu zaman biri yüksüz biri yüklü olamaz. Hangisi olabilir dediği için cevabımız 1 ve 2 Denizli olacaktır. İletken X'ye küreleri yük cinsi bilinmeyen elektrik yüklü yüküyle yüklü. Yani X var, Y var. Bunlar yüklü ama ne yüklü bilmiyoruz. Birbirine dokunup ayrıldığı zaman kürelerin son yükleriyle ilgili. Dokunup ayrıldığı zaman arkadaşlar ne olabilir? X de aynı cins yüklü olabilir mi? Evet olabilir.
Ama kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi kesinlikle doğrudur diyemem arkadaşlar. Sonuçta bunlar yüklü. Mesela bu artı yüklü olsun, bu eksi yüklü olsun. Ve bunun yüküyle bunun yükü eşitse dokununca ne olacaktır arkadaşlar? Nötr nötr kalacaktır. Yani ikisi de aynı cins yüklü olur diyemem. Dursun bakalım. Çünkü nötr kalma durumda var. İkisi zıt cinsle yüklü. Hayır, bu kesinlikle olamaz. Sonuçta dokunan cisimler toplam ne kadar yük varsa onu paylaşmak zorundalar. X'in yükü Y'nin yükünden büyük. Olabilir. Yarı çapı bilmiyorum. Yarı çapları ama kesinlik mi bu? Hayır, kesinlikle değil. Dolayısıyla burada kesin olarak söyleyeceğimiz arkadaşlar nedir? Yalnız 1'dir. Hani aynı cins dediği için son durumda ikisi de artı artı olabilir. Eksi eksi olabilir ya da nötr nötr olabilir. Nötr nötr de aynı cins olarak düşünmüş. Cevabımız Adana olacaktır.